Bu videoda farklı birkaç moleküldeki karbonun farklı yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Önceki videolarda yükseltgenme basamağının ne olduğunu ve nasıl hesaplanacağını görmüştük. Evet, isterseniz metanla başlayalım ve buradaki karbonun yükseltgenme basamağını bulalım. Kimyadaki genel yaklaşıma göre hidrojenin yükseltgenme basamağı artı 1'dir. 4 hidrojenimiz olduğuna göre artı 4 diyoruz toplamın sıfıra eşit olması gerektiği için karbonun yükseltgenme basamağı eksi 4 olmak zorunda. Çünkü burada sadece bir tane karbon var. Devam edelim. Ve bunu nokta yapısıyla doğrulayalım. Hatırlarsanız nokta yapısını kullanarak yükseltgenme basamağını hesaplarken bağ elektronlarını düşünüyorduk ve her bağın iki elektrondan oluştuğunu biliyoruz. Bu yüzden elektronlarımızı şu şekilde dizelim. Sonra karbonun yükseltgenme basamağını düşünelim. Serbest atomdaki değerlik elektron sayısı ya da karbonda olması gereken değerlik elektron sayısıyla başlıyoruz. Karbonun 4 değerlik elektronu olması gerektiğini biliyoruz. Bu rakamdan bağ yapmış atomdaki değerlik elektron sayısını ya da çizimimizdeki karbonun değerlik elektron sayısını çıkartırız. Şimdi bu kovalent bağları iyonik olarak düşünmeliyiz daha çok elektronegatif olan atom bağdaki elektronları alacaktır. Bu yüzden elektronegatiflik farklılıklarını düşünmemiz gerekiyor. Karbonla hidrojenden hangisi daha elektronegatif? Karbon, hidrojenden daha elektronegatif. Bu yüzden bu bağdaki iki elektronu karbon alacak. İşte bunları kendine alan karbonu çiziyoruz. Aynısı bir sonraki karbon-hidrojen bağı için de geçerli. Karbon daha elektronegatif olduğu için buradaki elektronları da alır. Karbonun artı 8 elektronuna çevrili olduğunu görebiliriz. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4-8, eksi 4 4'e eşittir. Eksi 4 karbonun yükseltgenme basamağıymış. Hadi başka bir molekülle devam edelim. C2H4 yani etilen ya da eten. Bu moleküldeki karbonun yükseltgenme basamağı nedir? Hidrojen artı 1 olmalı ve 4 hidrojen olduğu için artı 4 diyoruz. Karbon için toplam eksi 4 olmalı. Çünkü toplam sıfıra eşit olmalı. Ancak bu sefer 2 karbonumuz var. O yüzden eksi 4 bölü 2 eksi 2 eder. Her karbonun yükseltgenme basamağı eksi 2 olmalıymış. Şimdi bunu doğrulayalım. Bağ elektronlarımızı koyalım ve buradaki basit formülle karbonun yükseltgenme basamağını hesaplayalım. Şimdi bu karbonlardan bir tanesini seçelim ve onunla başlayalım. Mesela sağdaki karbon olsun. Elektronegatiflik farklılıklarını düşünmemiz gerekiyor değil mi? Karbon hidrojenden daha elektronegatif olduğuna göre karbon buradaki elektronları alacaktır ve aynısı burası için de geçerli. Aşağıdaki elektronları da karbon alacak. Burada iki karbon arasında bir çift bağ var ve bağda dört elektronumuz bulunuyor. Bu kısım karbonla karbon arasındaki elektronegatifliği karşılaştırmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki elektronegatiflikler aynı. O zaman 4 elektronumuzu eşit şekilde böleceğiz. Çünkü bu karbonların her ikisi de eşit elektronegatifliğe sahip. 4 elektronu 2'ye böleceğiz. 2 elektronu bir karbona, 2 elektronu diğer karbona vereceğiz. Karbonun normalde 4 değerlik elektronu vardır. Yükseltgenme basamağı formülümüze bakalım. Yükseltgenme basamağı, karbonun sahip olması gereken değerlik elektron sayısı eksi, çizimimizdeki karbonun etrafındaki değerlik elektron sayısına eşittir. Hadi elektronegatifli hesapladıktan sonra onları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 4 eksi 6 bize karbonun yükseltgenme basamağını eksi 2 olarak verir az önce hesapladığımız sonuçla aynı çıkıyor. Her bir karbonun eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu aklınızda tutun. Sol taraftaki karbona bakarsak aynı hesaplama olduğunu görebiliriz. 4 eksi 6 yine eksi 2 eder. Bu yüzden buradaki her karbonun yükseltgenme basamağı eksi 2'dir diyoruz. Başka bir molekülle devam edelim. CH2O yani formaldehit. Oksijenin yükseltgenme basamağı genelde eksi 2'dir. Burada bir oksijenimiz var ve toplamda eksi 2 eder. Hidrojenin yükseltgenme basamağı ise genelde artı 1'dir. 2 hidrojenimiz olduğuna göre aşağısı artı 2 olur. Buradaki toplam değer 0 olmak zorunda. Bu yüzden karbonun bu molekül için yükseltgenme basamağının 0 olması gerekiyor. Hadi devam edelim. Bir de nokta yapısına bakalım. Yine tüm bağ elektronlarımızı çizelim. Böylece yükseltgenme basamağını daha kolay bulabiliriz ve yine elektronegatiflik farklılıkları düşünüyoruz. Karbonun hidrojenden daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu yüzden karbon buradaki elektronları alır. Aynısı bu bağ için de geçerli. Ancak şimdi karbonu oksijenle kıyaslayacağız. Oksijen karbondan daha elektronegatif. O yüzden oksijen şuradaki tüm elektronları alır. Yani çift bağdaki tüm elektronlar oksijene gider. Evet elektronegatifliği daha fazla olan oksijen elektronları kaptı. Karbonun artık 4 elektronla çevrili olduğunu görebiliyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Karbonun 4 değerlik elektronunun olması gerektiğini biliyoruz. Elektronegatifliği düşündüğümüz zamansa karbon burada 4 elektronla çevrili. 4 eksi 4 bize 0 yükseltgenme basamağını verir. Formaldehit molekülünde karbonun yükseltgenme basamağı 0'dır. Bunu zaten burada bulmuştuk. Hadi şimdi de oksijeni düşünelim. Daha önceden oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2 olduğunu söylemiştik. Hadi oksijene bakalım. Oksijen işte tam burada. Oksijenin kaç adet değerlik elektrona sahip olması gerektiğini düşünelim. Periyodik tablodaki yerinden dolayı oksijenin 6 değerlik elektrona sahip olması gerekiyor. Peki, oksijen burada kaç tane elektronla çevrili? Elektronegatiflik açısından baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 6 eksi 8'den oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2 çıkar. Peki ya hidrojen? Hidrojenin bir değerlik elektrona sahip olması gerekiyor. Ancak burada 0 elektronla çevrili. Çünkü karbon hidrojenden daha elektronegatifti. Bu yüzden 1 eksi 0 bize daha önce de bulduğumuz gibi artı bir yükseltgenme basamağını verir ve aynısı buradaki hidrojen için de geçerlidir. Kısacası bu formül diğer atomlar için de geçerli. Tamam, hadi başka bir örnek daha yapalım. Bu sefer formik asit yapacağız. Yani CH2O2. Oksijen eksi 2 olmalı ve oksijenden 2 tane var. O zaman toplamda eksi 4 eder. Hidrojen artı 1 olmalı ve hidrojenden 2 tane var. Yani toplamda artı 2 olacak. Ve şimdi bunların toplamının sıfıra eşit olması gerekiyor. Karbonun formik asitteki yükseltgenme basamağı artı 2 olmalı. Hadi devam edelim ve bağ elektronlarını koyalım. İşte böyle. Şimdi de karbonun yükseltgenme basamağını bulmak için elektronegatifliğini düşünelim. Karbon hidrojenden daha elektronegatif. Bu yüzden karbon buradaki bağdan 2 elektron alır. Ancak tam burada oksijen karbondan daha elektronegatif. Bu sebeple oksijen şuradaki elektronları alır ve de aynısı yukarısı için de geçerlidir. Oksijen karbondan daha elektronegatiftir ve şuradaki elektronları alır. O zaman karbonun formik asitteki yükseltgenme basamağı nedir? Karbonun 4 adet değerlik elektronunun olması gerekiyor. Bu sayıdan karbonun etrafındaki elektron sayısını çıkarırız. Unutmayın bu durumda her şey iyonikmiş gibi düşünüyoruz. Burada sadece 2 elektron var. Bu yüzden 4 eksi 2'den karbonun yükseltgenme basamağı artı 2 çıkar. Burada da zaten aynısını bulmuştuk. Böylece şimdiye kadar hesapladığımız her bir karbon molekülü için farklı bir yükseltgenme basamağı olduğunu görebilirsiniz. Karbon gerçekten de eşsiz bir molekül ve bütün bu yükseltgenme basamaklarına sahip. Şimdi de son olarak karbondioksite bakalım. Oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2 olması gerekiyor ve toplamda 2 oksijen olduğuna göre burası eksi 4 olacak. Bu yüzden karbonun yükseltgenme basamağının artı 4 olması lazım. Tam buradaki nokta yapısına bakalım. Bağ elektronlarımızı koyalım ve elektronegatiflik hakkında düşünelim. Oksijen karbondan daha elektronegatif olduğu için oksijen şuradaki bağlardan elektron alacaktır. Baştan çizelim oksijeni etrafındaki tüm elektronlarla birlikte gösterelim ve buradaki çift bağdaki 4 elektron işte şu şekilde soldaki oksijenin yanında olacak. Aynısı sağdaki oksijen için de geçerli. Burada tek başına olan elektron çiftleri var ve oksijen karbondan daha elektron negatif. Bu yüzden oksijen tüm bu elektronları da alır ve karbonun etrafında hiç elektron kalmaz. Karbonun yükseltgenme basamağını bulalım mı? Evet. Karbon 4 değerlik elektrona sahip olmalı ve burada karbon etrafında hiç değerlik elektron yok. Bu yüzden 4-0 bize daha önce bulduğumuz gibi artı 4 yükseltgenme basamağını verir. Oksijense 6 değerlik elektrona sahip olmalıdır ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 6-8'den oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2 çıkar. Şimdi de başladığımız yere geri dönelim ve karbon için konuştuğumuz tüm bu farklı yükseltgenme basamaklarına bakalım. İlk olarak eksi 4 yükseltgenme basamağıyla başlamıştık. Sonra eksi 2'ye, daha sonra 0'a, sonra da artı 2'ye gittik. Son olarak artı 4 ile bitirdik. Bu yüzden 4 bağa olan karbon için konuşurken karbonun yükseltgenme basamağı eksi 4'ten artı 4'e kadar olabilir diyebiliriz. Tabi bu durumda daha M basamağının artı 3 olması da mümkün. Ama biz bununla ilgili bu videoda örnek vermedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.